Yani yer yoksa yenisini bulacaksınız. Yapacak bir şey yok. Yani talep var. Tamam, hemen yeni depolar bakın. Ben haber bekliyorum sizden. Of course, whatever you want. Of course, sir. Long from Turkey. Kiss you. Kiss you three. Hugs and kisses. Hugs. I'll see you. Feyyaz, yeni siparişler için depo bakıyorlar, haberin olsun. Ya yemin ediyorum var ya, yurt dışından gelen siparişlere yetişemiyorum Nergis'im. Böyle giderse dünyayı yöneten altıncı aile olabiliriz ha. Şş, bulamıyorum ki tam şu şeyi versene bana, tableti. Sen hiç mi uyumadın? Gözlerin küçücük kalmış. Uyudum, uyudum ya birkaç saat. Vallahi dipçik gibiyim ama hiç uyumamış gibi miyim yani? Adrenalinim taban oldu. Sen şu iş dünyasının kapılarını araladın ya kadın. Şimdi onlar düşünsün bakalım. Smoothie'leriniz hazır. Buyurun. Ay ne smoothie'si Allah aşkına Songül yahu. Thank you. Eskiden ne güzel uzun uzun yemekler yerdik. Geniş geniş kahveler içerdik. Bir de smoothie çıktı başımıza. Zaman mı var Canan, zaman mı var? Şey anne, baba. Benim size bir şey söylemem lazım. Ha, alo. Evet evet, şu an onu arıyorum ama bulamadım. Ben sizi bir saniye bekleteceğim, o dosyayı bulamıyorum. Feyyaz bir bakalım onu. Bir saniye bekleteceğim. Şimdi eşimle bakacağız. Evet, şey yapacağız. Sor oğlum, sonra sonra. Çocuk. Peki siz bilirsiniz. Oh. Ay, çocuğun suratına bakmadılar ya. Bakmıyorlar anacığım, bakmıyorlar. Kimseye bakmıyorlar, kimseyi görmüyorlar. Beni de görmüyor bunlar. Ha, iyice kaptırdılar kendilerini de, bir frene basmak lazım yani. Bunun sonunda fena patlayacaklar. Vallahi patlarlar. Songül sen bize bir kahve yap da. Karşılıklı içelim, biraz sohbet ederiz. Ay yok vallahi, kusura bakma Canan Hanım. Benim hiç kahve falan içesim yok. Benim aklım fikrim Hayriye'de. Ama istiyorsan sana yapayım, sen iç. Songül'cüğüm, sen bir abla olarak, arkadaş olarak elinden gelenin fazlasını yaptın. Daha ne yapacaktın ki? Bir bırak artık, koskoca kadın o. De bu dediklerini ben içime anlatamıyorum ki Canan Hanım. Bak kaç kere gittim, her gittiğimde dil döktüm. Medine gitti, konuştu. Bak bugün yine Levent Bey gitti. Bakalım ikna edebilecek mi? Hadi inşallah. Ama yok, yok, inat etti. Ya sana bu kadar kazık atan adama, ya sen yani desene ya. Ya çık söyle, itiraf et artık yani. Beni dolandırdı, zorla imzalattı o kağıtları de. De yani. Kör şekerim, kör. Aşkın gözü kör işte. Songül. Geliyorum. Adam burada da bir... Yandı mı gözlerin? Ay benim de yandı vallahi. Heh, buyurun. Hadi sana. Gel gel. Songül'üm. Önemli, çok önemli. Şimdi biliyorsun halka inmeyi amaçlıyoruz. Ya bir kamuoyu yoklaması yapmamız lazım. Bizim için çok önemli gerçekten. Fikrini alacağız. Hemen otur, 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 otur. Hemen, hemen. Hemen otur, şunları dene bak. İncir mi tercih edersin, ananası mı tercih edersin? Çok önemli. Hadi bakalım. Aklı başında ev sahibi tercih ederim. Siz farkında mısınız ya? Oğlunuz Doğu kaç gündür okula gitmiyor. Niye gitmiyorsun diyorum. Canım istemiyor diyor. Ya şunlara gömüldünüz kaldınız yani, kaldıramıyorsunuz başınızı. Nasıl ya? Doğu şu anda okulda değil mi? Haberim yok benim. Evde yukarıda odasında Nergis Hanım. Haberim yok. Tamam ya, Allah Allah. Canı istemiyor. İstememiş, gitmemiş çocuk ya. Birkaç günlük rapor alırız. Olur bir tane. Şu önce incir. Bırak şimdi inciri falan ya. Ne inciri ne raporu. Şu hale bak ya, çocuk okula gitmiyormuş, haberimiz yok. Nasıl ben bu kadar mı gömüldük biz bu işlere ya? Yani bu kadar gömüldünüz. Ay nasıl atlarım ben böyle bir şeyi? Ya ne oluyor Allah aşkına, neyi abartıyorsun, neyi atladık? Çocuk yukarıda odasında sağlıklı saatli ya, Allah Allah. Arayacağım doktor arkadaşımı. Birkaç günlük rapor yazdıracağım. Okula vereceğiz. Aa, okuldan arıyorlar. Dur tamam, ben şimdi müdüre söylüyorum. Sonra da çıkıyoruz, Doğu'yla konuşuyoruz. Oğlum okumazsan işimizi başına geçemezsin diyoruz. Oluyor bitiyor ya. Alo Mümtaz Müdürüm. Sevgiler, saygılar müdürüm. Siz söylemeden ben söyleyeyim. Evet, Doğu çok hasta. Bu yüzden gelemedi, üzgünüz. Ama merak edip aradın. Aa, Batu ile ilgili. Batu mu? Tabii, tabii ki geliriz müdürüm, tabii ki geliriz. Önümüzdeki hafta içi olsa, çünkü biliyorsunuz ikimiz de çok yoğun iş... Gideriz. Geliriz, hemen de geliriz.
Fakat bu kadar mı tesadüf olur? Ben zaten size gelecektim. Ne diye? Neden kantinimizde kuru meyve reyonumuz yok çocuklarımıza? Hemen müdürüm. Sevgiler, saygılar. Ne diyor, ne diyor? Ya bu Batu ile ilgili hemen gelip konuşalım diyor. Hadi gidelim o zaman. Hadi çabuk. Allah Allah. Tamam bir şey yok ya. Allah Allah. Bacak kadar çocuksa kaça gidiyor da okulda? Ne sorun? Kaça gidiyordu bu ya? Ya şu adama numune mi alsak ya? Hadi Feyyaz. Geldim. Ne yaptın? Beyaz. Mümtaz müdürüm, bunu da çam sakız, çoban armağanı. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım, ananas diye tavsiye ederim. Almayayım efendim. Zaten konuşacağımız konu da çok tatlı bir şey değil. Batu, öğretmenler odasından sınav sorularını çalmış. Dahası da var. Bu soruları para karşılığında arkadaşlarına satmış. Ticari zeka. Yani normalde çocuk olmasa yarın ya şirkette işe başla. Dersen çocuk inanılır gibi değil. Senin gibi bir çocuk. İnanılmaz bir hata. Korkunç. Gerçekten aklım almıyor yani benim de. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hocam biz eve gidelim. Batu Bey evde verecek bunun hesabı. Zaten tablet bir hafta yok. Bir hafta mı? Sus. Yok artık be bu ya. Sus dedim hadi. Hayır efendim. Kalkmayın. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Evde ne ceza vereceğiniz sizi ilgilendirir. Ama benim okulumda bu işin cezası çok ağırdır. Disiplin kurulu toplanacak. Batu'nun okuldan atılması söz konusu. Yani yapmayın müdür bey. Tamam çok büyük bir hata yapmış ama okuldan atılması da biraz fazla değil mi yani? Ne kadar veriyoruz biz okula? Hocam bu çocuklar kaç yaşında bu çocuklar? İnanın bakın büyüğe kefil değilim ama ya bu küçük. Hocam şunun suratına bir masum yüzüne bir bakın Allah aşkına. Bu nereden bilsin? Bu hocasının müsveddesi zannetmiştir. O kağıdı yanlışlıkla almıştır benim oğlum değil mi? Yavrum yanlışlıkla aldın değil mi? Söyledin hocam yanlışlıkla. Ha? Yüksek. Evet. Evet yanlışlıkla hocam. Ya beyefendi. Yanlışlıkla aldı da sonra yanlışlıkla da sattı mı? Ha? Bir yıl kuru meyve tedarik edeyim ben. Kantine sınırsız. Rüşvet teklif ediyorsunuz yani. Hocam çocuğun yanında tanımadığımız, sevmediğimiz kelimeler. Olur mu şey hocam biz bağış olarak... Ya ikram gibi düşünün. İkram çok iyi. İkram olarak hocam. Batu'nun kimi örnek aldığı belli. Allah efendim estağfurullah. Şimdi müdür bey, evet yaptığı çok ayıp. Affedilecek gibi değil ama... Gerçekten aslında onun da suçu değil biliyor musunuz? Biz işlere öyle bir daldık ki çocuğun da dengesi bozuldu. Bizim hatamız. Mümtaz Hocam, öğretmenler toplantısı için sizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi maalesef fazla vaktim yok. Yok ama hocam ama yani doğru düz konuşamadık bile olmaz böyle. Olmaz lütfen çok rica ediyorum. Ne yapalım? Şey yapalım. Siz bu akşam... Bizim evimize yemeğe gelin, rehber öğretmenimiz de gelsin. Beraber oturalım, şu konuyu bir etraflıca konuşalım. Zaten bizim evimizin o nezih ortamını, o evdeki huzuru gördüğünüzde... ...yavruma bir şans daha vermek isteyeceksiniz. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.